dürüst, ilkeli, seviyeli habercilik başlıyor. Haberin merkezi TV Malatya ekranlarında ana haber bülteniyle karşınızdayız. Gündeme yansıyanları sizlerle paylaşacağız. Önce dilerseniz bugün ne yaşanmış Malatya'da kısaca bir göz atalım gündemin öne çıkan haberlerine. İnönü Üniversitesi eski rektörü Fatih İlmoğlu hatırlayacaksınız. Ergenekon davası kapsamında uzun bir zamandan beri hapisteydi ve İlmoğlu hakkında bugün önemli bir karar verildi. İlmoğlu tahliye edilecek sayın seyirciler. Ve Malatya Emniyeti'nde görev değişikliği devam etti. 9 şube müdürünün görev yerleri değişti. Detaylar birazdan sizlerle olacak. Ve Hacı Yusuflar Köyü'nde vatandaş mağdur. Tarlalarındaki ağaçlar sökülüyor. Yetkililere soruyorlar neden böyle bir şey yapıldığını. Ancak kimseden ses çıkmıyor. Vatandaş mağdur. Bu haberden detaylar da birazdan sizlerle olacak. Ve öğretmenleri çok yakından ilgilendiren bir haberimiz de olacak bültenimizde. Öğretmen adaylarına müjde geldi bugün. 40 bin öğretmen atanacak sayın seyirciler. Detaylar birazdan sizlerle olacak. Ve yerel seçim çalışmaları devam ediyor. Yerel seçimlerde araçlar çok kullanılıyor seçim çalışmaları kapsamında. Ve sizlerin de gördüğü gibi fotoğrafta plaka kapatılmış parti ismiyle artık böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şeyin olması halinde araçlar durdurulacak ve gerekli işlemler yapılacak. Ve seçim çalışmaları bugün de devam etti. AK Parti, CHP, MHP, Saadet Partisi ve diğer partiler bugün seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdü. Adaylar bir takım mesajlar vermeye devam ettiler bugün de. Ve yolda yürüyen 52 yaşındaki bir şahıs, Malatya'da hiç tanımadığı bir şahsın, kimliği belirsiz bir şahsın saldırısına uğradı. Bu haberden detaylar da birazdan sizlerle olacak. İnönü Caddesi'nde köpek alarmı yaşandı bugün. Yolun ortasında koşan sevimli köpekler sürücülere zor anlar yaşattı. Araya bir de yayalar karışınca düşünün artık gerisini. Ve artık sosyal güvencesi olsun olmasın, acil servislere gittiğiniz zaman kesinlikle bir ücretin ödenmemesi gerekiyor. Eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız Sosyal Güvenlik Kurumu uyardı. Dediler ki arayın 10 katı ceza keselim dedi Sosyal Güvenlik Kurulu yetkilileri. Ve erkeklerde meme kanseri daha tehlikeli. Son yıllarda meme kanseri erkeklerde de görülmeye başladı. Bu haberlerden detaylar birazdan ekranlarınızda olacak. Dilerseniz ana haber başlasın ve detaylarla devam edelim. Özetleri sizlerle paylaştık. Şimdi detaylarla devam ediyoruz ve ilk haberle başlıyor ana haber. İnönü Üniversitesi eski rektörü Fatih İlmoğlu'na tahliye. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi cezaevinde kalması uygun değildir. Hastane şartlarında kalması uygundur şeklinde rapor verince Anayasa Mahkemesi de İlmoğlu'nun tahliye olmasına karar verdi. Anayasa Mahkemesi kanser tedavisi gören Ergenekon davası kapsamında hükmen tutuklu olan Profesör Doktor Fatih İlmoğlu'nun tedbiren tahliyesine karar verdi. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Sağlık Kurulu Başkanlığı'nın İlmoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin gönderdiği rapor Anayasa Mahkemesi'ne ulaşmıştı. Yüksek Mahkeme raporun ulaşmasının ardından toplanarak İlmoğlu'nun tahliye talebini içeren bireysel başvurusunu görüştü. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, İlmoğlu'nun hastalığı nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden gelen rapor doğrultusunda tedbiren tahliyesini kararlaştırdı. Raporda İlmoğlu'nun cezaevi koşullarında tedavisinin mümkün olmadığı, tam teşekküllü hastanede tedavisinin sürmesi gerektiği görüşüne yer verildi.
Evet, uzun zamandan beri konuşuluyordu Fatih Hilmioğlu'na tahliye verilmesi kararı ve sonunda bu karar verildi. Sayın seyirciler, Hilmioğlu'nun hapiste kalması halinde sağlık durumunun tehlikeye sokulacağı uzun zamandan beri konuşuluyordu ve tahliye kararı da sonunda çıkmış. Ve sıradaki haberle devam edelim. Malatya Emniyetindeki şube müdürleriyle ilgili ikinci görev değişikliği de yapıldı. Müdürlüğe bağlı 9 şubenin müdürü başka şubelerde görevlendirildi. Detaylar haberde. Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 9 şubenin müdürü başka şubelerde görevlendirildi. Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne Nuri Ulayağan atanmasının ardından emniyetteki şube müdürleriyle ilgili ikinci görev yeri değişikliği de yapıldı. Buna göre Tem Şube Müdürü Baki Özdemir, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne, Personel Şube Müdürü İsmail Şahin, Koordinasyon ve Hareket Şube Müdürlüğü'ne, Tanık Koruma Şube Müdürü Murat Öztürk, Batıgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Batıgazi İlçe Emniyet Müdürü Cenk Elbe, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne, Koordinasyon ve Hareket Şube Müdürü Serkan Acar, Tanık Koruma Şube Müdürlüğü'ne, Trafik Denetleme Şube Müdürü Müslüm Kahraman, Tem Şube Müdürlüğü'ne, Bölge Trafik Şube Müdürü Mehmet Aksakal, Koruma Şube Müdürlüğü'ne, Koruma Şube Müdürü Mustafa Kamalak, Personel Şube Müdürlüğü'ne ve Koruma Şube Müdür Yardımcısı Gökhan Ayan da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Bu arada yapılan son değişiklikte Tem Şubesi, Personel Şubesi ve Tanık Koruma Şubesi müdürleri ikinci kez değiştirilmiş oldu. Şimdi de vatandaşın sesine kulak vereceğiz. Hacı Yusuflar Köyü'nde vatandaş mağdur. Mağduriyetin nedeni ise çok ilginç. Öyle ki tarlalarından yol geçen köy sakinleri yetkililerden herhangi bir cevap alamıyor. Ağaçlarımız sökülüyor diyen Muhtar Nevzat Alan sorunlarının çözülmesini bekliyor. Hacı Yusuflar Köyü'nde yaşayan vatandaşlar mağdur. Köyde yol çalışması yapılıyor ve tarlaların içinden geçiyor. Bu durum köy sakinlerini çileden çıkarmış gözüküyor. Yetkililerle görüştüklerini söyleyen vatandaşlar herhangi bir cevap verilmemesinden şikayetçi. Bir gün önce öğrendik ki bizim tapulu arazilerim üzerinde bir yol çalışması varmış. Bu yol çalışmasını da zannedersem yeni bir reform genel müdürlüğü adı altında bir idare tarafından yapılıyormuş bu çalışma. Bu tabii tapu sahipleri olarak biz bu çalışmadan haberimiz yok. Hepsi benim tarlamda olsun, yani tarlanın ortasına vurmayın. Siz şimdi tarlanın ortasında gelirsiniz. 5 metre dönüm varsa bu tarafta kalıyor, bir tarafta hep bu tarafta kalıyor. Hangi yol gidecekse iki taraflı köylünün arazi sahiplerinin görüşü alınıp o şekil gitsin. Yani ortalama her iki taraftan. Şimdi köylü bunu anlamıyor. Diyor ki bu benim tarlamı mesela burada 3 dönümüne alıyor. Bu tarlayı nerede getirip bana verecek? 4 tarafı kesik. Mesela kuru deredir, dağdır, işte bahçedir. Yani şu anda köylü tamamı tetirgindir. Ağaçlarımızı söküyorlar diyen köy muhtarı Nevzat Alan mağdur olduklarını söyledi. Şu anda madem ki bu çalışma yapılacaksa, köye faydalı bir proje ise köylünün bilgisi içerisinde hareket edilsin. Mevcut çatlar içerisinde yani sağında yine tapu içerisine gidilsin, yine tapu arazisinin içerisine gidilsin ama en az zararla gidilsin. Yani işte mevcut olan ağaçlar sökülmesin, efendim ekili olan araziler sökülmesin. Biz peki bundan bu tarafız. Tam ortasında ikiye bölmüşler. Yok yanında ya sağ solundan solundan geç. Ne ikiye bölmüşsün ha? Yani buna gerek duyulmadan bu seçim ağzından bunu yapmalarını biz doğru bulmuyoruz. Bunun arkasında başka şeyler mi yatıyor? Yani acaba biz bunu endişeyle karşıladık. Biz açıkça şunu söylemek istiyorum. Benim şahsi malım olan, özel mülkiyetim olan bir arazide böyle bana bilgim olmadan, bana sorulmadan böyle bir çalışmasını yapmasını doğru bulmuyorum. Artık çalışma yapılacaksa dahi bu en az zararlı nasıl yapılabilir onu göz önüne bulundurulur. Ve sırada öğretmen adaylarını çok yakından ilgilendiren bir haber var. 40 bin öğretmene atama müjdesi geldi. Dershanelerin dönüştürülmesini içeren yasa tasarısının yerel seçimden sonra mecliste işleme konulacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, öğretmen adaylarını sevindirecek haberi verdi. Tasarı yasalaşırsa atamalar Ağustos ayında gerçekleştirilecek ve bu haber de binlerce öğretmen adayına umut olacak.
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı dershane konusu ve öğretmen atamaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. 30 Mart'tan sonra meclisin normal gündeme dönmesiyle birlikte dershane tasarısının görüşüleceğini belirten Bakan Avcı, tasarının onaylanmasının ardından 40 bin öğretmen adayı için Ağustos'ta atama yapılacağını söyledi. Böylelikle 50 bin öğretmen ataması yapmış olacaklarını ifade eden Avcı, 10 yılda atanan öğretmen sayısının 450 bini geçtiğini kaydetti. Bakan Avcı, tasarının yasalaşması halinde atama yapabileceklerini dile getirdi. Yerel seçimler yaklaştı, partiler viteslerini artırdı. Seçim çalışmalarının baş mimarı araçlar polisin radarına takıldı. Çünkü araç plakalarının kapatılması kanunen yasak. Buna uymayan araçlar da ekipler tarafından durduruldu. Plakaların üzerindeki parti ismi ve aday ismi sokturuldu. 30 Mart yerel seçimleri yaklaşırken partiler de propagandalarını arttırdı. Seçim çalışması yapan parti araçlarına ait plakaların kapatılmasının kanunen yasak olduğu bildirildi. Malatya merkezde bu konuda denetim yapan trafik görevlileri, giydirme yapılmış seçim minibüslerinin plakalarına parti ismi takanları durdurdu. İnönü Caddesi'nde seçim çalışması yapan parti araçlarının plakalarını kapatanlar durdurulup, plakaların üzerindeki parti ismi ve aday ismi söktürüldü. Bu konuda trafik görevlilerine talimat verildi ve seçim çalışması yapan parti araçlarının plakalarının görünür şekilde trafiğe çıkmaları istendi. Ve geçiyoruz yerel seçim çalışmalarına. Battalgazi Merkez İlçe Adayı Selahattin Gürkan seçim çalışmalarına Uçbağlar Mahallesi'nde devam etti. Mahallede yaşayan Baskililerle görüşen Gürkan yapacağı çalışmaları anlattı ve yerel seçimlerde destek istedi. Merkez İlçe Battalgazi Adayı Selahattin Gürkan Uçbağlar Mahallesi'nde yaşayan Baskililerle bir araya geldi. 2002'de yaşanan feribot kazasını hatırlatarak konuşmasına başlayan Gürkan, kıyılardaki ulaşım sıkıntısını bildiklerini, çözüm noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ondan sonra o feribotların bizden önceki bu menfur kaza 13 kişinin o sularda yok olması, şehit olması bizi ziyadesiyle üzdü. Bizim görev uhdemizde olmamasına rağmen belediye olarak oraya görevlendirme yaptık. En azından bir onlara yaptırım noktasında. Gürkan Battalgazi'nin metropol ilçe konumuna geldiğini belirterek 28 köy, 7 belde belediyesi ve Malatya'da 47 mahallenin katılımıyla büyük bir Battalgazi olduk. 40 şehirden daha büyük bir metropol ilçe konumuna geldik dedi. Gidiş gelişlerindeki vakit ve zaman çizelgesine uyma noktasında gerekli düzenlemeler yapmak için oraya görevli gönderdik. Herhalde şu ana kadar böyle münferit bazı şikayetler gelse bile ne genel anlamda bir olumsuzlukla karşılaşmadık bu 10 yıllık süre içerisinde. Bundan sonra zaten yetki de bize de geçiyor. Kıyılarla ilgili büyük şehirle birlikte ortak yönetim geçiyor. Oradaki mevcut ulaşım aksının daha sistematik, daha düzenli bir şekilde, daha konforlu bir şekilde devam etmesi noktasında o feribota giden iskele yolunun da daha düzgün bir yol aksanına gelmesi ve yolun genişletilmesi, çift şeritli gidişli gelişli olması noktasında da hem Battalgazi Belediyesi olarak hem Büyükşehir Belediyesi olarak ortak o yolun genişletilmesi ve düzgün bir yapabilmesi için gerekli gayreti göstereceğiz. Bir kere Battalgazi'nin en büyük problemlerinden bir tanesi mevcut yapısı itibariyle trafik akış problemi var. Mevcut yolların yetersizliği var. Bununla ilgili gerek kuzey çevre yoluyla ilgili, gerek kıyı sahil şerit yoluyla ilgili gerekli çalışmalar başlatıldı. Arazi toplaştırmayla ilgili esas çalışmanın temel esprisi o 53 kilometrelik kuzey çevre yolunun bir an evvel icra safhasına geçirilmesi. Bununla ilgili de çalışmalar fizibilite olarak son aşamasına geldi. Toplaştırma ihalesi de zannedersem Nisan başlarında bitirilecek. Ondan sonra imar uygulamaları ve rızayı terk ve kamulaştırma boyutuyla bu kuzey çevre yolunun açılması cihetine gidilecek. Diğer bir yol da sahil şerit yolu. Şu anda 90 kilometre civarında bir rakam. Ta şeyden Kömürhan Köprüsü'nden gidip Hekiman Yazan Köprüsü'ne kadar olan aksi 93 kilometre civarında bir şey.
AK Parti'nin Yeşil Yurt adayı Hacı Uğur Polat, Milli Türk Talebe Birliği'nde projelerini anlattı. Destek isteyen Polat, gençlere yönelik birçok çalışmayı göreve geldikleri takdirde hayata geçireceklerini ifade etti. AK Parti'nin Malatya Merkez İlçe Yeşilyurt Belediye Başkanlığı adayı Hacı Uğur Polat, Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesi'nde görüşleri dinledi. Polat ziyarette aslında gençliğin yapısını incelediğiniz zaman bu toplumun geleceğini görürsünüz diyerek projelerini anlattı. Aslında gençliğin yapısını incelediğiniz zaman o toplumun geleceğini görürsünüz. Eğer gençliğiniz idealden yoksun, bir amaç etrafında bütünleşmemiş, günübirlik yaşayan bir gençlikse geleceğinizden korkun. Biz de Yeşilyurt Belediyesi olarak inşallah gençlerimizle ilgili projelerimiz olacak. Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesi Başkanı Mücahit Balin de birlik olarak en büyük amaçlarının gençlerin sosyal, kültürel ve fikri donanımla kararlı bir şekilde çalıştıklarını görmek olduğunu söyledi. Biz aslında yerel yönetimlerden de çok da uzak değiliz. Geçmişteki abilerimizden almış olduğumuz tecrübelerden de faydalanarak bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii 1980 darbesiyle teşkilatımız kapandıktan sonra bir 30 yıllık bir kaybımız var. Ve ana muhalefet cephesinde de seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Yeşilyurt Belediye Başkanlığı adayı Hulusi Porgalı ikinci seçim bürosunu Uçbağlar Mahallesi'nde açtı. Konuşmasında yerel seçimlerin önemine değinen Porgalı, Malatya'yı bölmek isteyenlerin önüne set çekeceğiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Hulusi Porgalı, ikinci seçim bürosunu Uçbağlar Mahallesi Kuyuönü Caddesi'nde açtı. Açılışta konuşan Porgalı, Malatya'yı parselleyip bölmek isteyenlerin önüne set çekip heveslerini kursağında bırakmak için yola çıktıklarını söyledi. Bizim bir koltuk veyahut da bir rant, bir beklentimiz yok. Bizim sadece rant düşünenleri, rant elde etmek isteyenleri, ortaklık kurup Malatya'yı parselleyip bölmek isteyenleri, biz onların önüne set çekip onların bu heveslerini kursağına koymak için yola çıktık. Bu memlekette yaşayan insanlar için, halk için yola çıktık. İnşallah bunu da başaracağız diyen Porgalı, 30 Mart yerel seçimlerinin önemine de değindi. Biz sadece bu memlekette yaşayan insanlar için, halk için yola çıktık. Ve inşallah da biz bunu başaracağız. Arkadaşlar, 30 Mart yerel seçimi bir yerel seçim diye önemsemeyip geçmeyin. Çok önemli. Gerçekten çok önemli. Bir dönüm noktası, bir eşiğin dönüm noktası, bir eşik dönülüyor burada. Burada yanlış yaparsak, bir gömleğin düğmesine yanlış düğmelersek, sonuna kadar nasıl yanlış giderse, burada da bir yanlış yaparsak, sonuna kadar yanlış gider. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz da Yeşilyurt'un yeni belediye başkanının Hulusi Porgalı olacağına inandıklarını ifade etti. Ben de burada bir kez daha tekrarlıyorum. Evet, buna herkes inansın. Buradan herkes sesimizi duysun. Bütün Malatya duysun. Yeşilyurt'u bu dönem Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Yeşilyurt'u yeni belediye başkanı Hulusi Porgalı olacak. Yeni yönetim kadrosu bugün belirlemiş olduğumuz yeni belediye meclis sitesi olacak. Konuşmaların ardından Hulusi Porgalı, eşi Nihal Porgalı ve CHP İl Teşkilatı açılış kurdelesini birlikte kestiler. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Fikret Şinasi Kazancıoğlu, Galericiler Sitesi esnafı ile görüştü. Enerji noktasında Malatya'da önemli yatırımlar yapacaklarını söyleyen Kazancıoğlu, üniversite ile işbirliği yaparak çok güzel proje yatırımları yapacağız dedi. O kadar çok varları var ki. Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Fikret Şinasi Kazancıoğlu, Galericiler Sitesi esnafını ziyaret etti. Bir akıtanlar olsun. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Kazancıoğlu, yeraltı ve yerüstü kaynakları için ciddi projelerinin olduğunu söyledi. Ya Sayın Şinasi Kazancıoğlu çok projeden bahsediyor diyeceksiniz ama hakikaten Malatya için üretim yapmak için o kadar çok güzel malzeme var ki ama bunları kullanamamışız.
Malatya'nın güneş enerjisi noktasında önemli bir coğrafi konumda bulunduğunu belirten Kazancıoğlu, sanayi ve kamu işbirliğiyle güneş panelleri üretip Türkiye ve Orta Doğu'ya pazarlamayı düşündüklerini ifade etti. Malatya'da güneş enerjisi anlamında Malatya çok önemli bir coğrafi konuma sahip. Güneş enerjisi Türkiye sıralamasında, güneş haritasında Malatya ikinci bölge. Buraya çok rahat yerli yabancı güneş enerjisi yatırımcıları çekeceğiz, çekebiliriz. Güneş panelleri üretmeyi hedefliyoruz. Sanayiyle, kamuyla ortaklık güneş panelleri üretip Türkiye'ye pazarlamayı düşünüyoruz. Orta Doğu'ya pazarlamayı düşünüyoruz. Projelerin üniversiteyle işbirliği yapılarak hayata geçirileceğini kaydeden Kazancıoğlu, demir çelik noktasında önemli bir kaynağa sahip olan Hekiman için de projelerinin olduğunu söyledi. Artı Malatya'da yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç olduğunu söylüyor. Mesela Hekiman'da Hasan Çelebi'de ölçümden bahsettim. Üniversitedeki profesör arkadaşlarım gitmişler. Çok güzel bir rüzgar ölçümü yakalamışlar. İşte bu da alternatif bir enerji kaynağı. Ben katı yakıtlı enerjilerden bahsettim. Katı yakıtlı enerji kaynaklarımız olabileceğini bahsettim. Kayısı çekirdeğinden bahsettim. İnanın bunlardan artık fosil türevli yakıtların dünyada sonu gelmekte. Kazancıoğlu, biz MHP olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi için çok iddialıyız diye konuştu. Sahip olduğumuz, mevcut olan yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi beraber planlayacak, yapacak bir ekibe ihtiyaç var. Bu da ancak ve ancak inşallah benim belediye başkanı olduğum zaman, Büyükşehir Belediye Başkanı döneminde çalışma arkadaşlarımla, üniversite işbirliğiyle, sanayi işbirliğiyle, birikmiş insan ve birikmiş akıl gücüyle bunları yapacağız. Sakın ha sakın Malatyalılar, hemşehrilerimiz bu seçimde duygusallıkla aklı seçimi birbirine karıştırmasınlar. Saadet Partisi'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yüksek Mimar Ahmet Münir Erkal, kent merkezini yeniden gözden geçireceklerini söyledi. Beraberindeki partililerle birlikte Fırat Mahallesi sakinleriyle buluşan Erkal, 30 Mart yerel seçimlerinde destek istedi. Saadet Partisi Malatya İl Teşkilatı Fırat Mahallesi'nde toplantı düzenledi. Yüksek Mimar Ahmet Münir Erkal, toplantıda 30 Mart yerel seçimlerinin diğer seçimlerden farklı olduğunu söyledi. Bu seçimin diğer seçimlerden bir farkı var. Malatya bu seçime büyük şehir olarak giriyor. Büyük şehir ne demek? Büyük şehir tüm Malatya'nın tek bir merkezden planlanması demektir. Malatya bizim alanımız 21.500 hektardır. Şimdi bu düzenleme planlama alanı 1 milyon hektarlara çıkacak. Büyükşehir olan Malatya'nın temellerinin doğru ve sağlam bir şekilde atılması gerektiğini vurgulayan Yüksek Mimar Erkal, Malatya'nın gittikçe Türkiye gündeminden düştüğünü savundu. Malatya gittikçe Türkiye gündeminden düşüyor. Biz Malatya'yı planlarken mutlaka değerli kardeşlerim her şey yeni baştan planlanacak. Yıllar önce iki merkezle besleneceğini düşünen sizler nasıl utanmadan sıkılmadan tek hastaneye bu memleket indiriyorsunuz? Yazıklar olsun size. Saadet Partisi Malatya İl Teşkilatı Mehmet Asültürk de hastaneler üzerinden iktidara yüklendi. Bir rakip çıktı, dedi ki ya hastane bu araziye yapılır ya da Malatya hastane yapılmaz dedi. Neticeyi gördünüz. Türkiye'de bir başka örneği yoktur. Tabelayı okuduysanız 640 yataklı parantez içinde 800 kişi kapasiteli hastane yapıyoruz diye TOKİ oraya tabela taktı. Defalarca sordum. Siz 640 yataklı hastaneye 800 kişilik nasıl hastane yapıyorsunuz? 160 tane yatağa çift kişi mi yatıracaksınız diye sordum. Bir Allah'ın kulu cevap vermedi. Saadet Partisi'nin Battalgazi Merkez İlçe Belediye Başkanlığı adayı Mustafa Canbay, devlet hastanesinin kapanmasıyla 40 iş yeri kapanmış, diğer iş yerlerinin de ne kadar kötü olduğunu gördük şeklinde konuştu. Başımızda bir yazı var, hastanemiz gitti, esnaflar bitti diye. Şu an mahallemizde öğrendiğim ve kardeşlerimize saydım, ben de şey yaptım, 40 tane iş yerimiz kapanmış. Saadet Partisi ile devam edeceğiz. Tekrar Saadet Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mimar Yaşar Köksal,
30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Paşa Köşkü'nde esnafı gezen Köksal, Malatya halkı bu seçimde 100 yıllık geleceğinin kararını verecek dedi. 30 Mart'ta yapılacak olan mahalle idare seçimler öncesinde Saadet Partisi'nin Yeşilurt Belediye Başkan Adayı Mimar Yaşar Köksal çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Tamam, net insanlar belli abi. Beraberindeki partilerle birlikte Paşa Köşkü'nde ziyaretlerde bulunan Mimar Köksal vatandaşlarla sohbet etti, onlardan oy istedi. Vallahi iyiydi. Çok şey olsun. Aynısı olsun. Vallahi olsun. Var mı sözünüz güzel? Desteğiniz var mı? Paşa Köşkü'nde özel bir sağlık merkezinde bayanlarla bir araya gelen Mimar Köksal, burada hanımlara seslendi, önemli açıklamalarda bulundu. Sizlerin, ailelerinizin, çocuklarınızın yarınları için çok önem arz eden bir seçimin arifesindeyiz. Malatya'nın büyük şehri olmasıyla 30 Mart 2014 yerel seçiminin öneminin bir kat daha arttığını ifade eden Köksal, Malatya halkı vereceği kararla ya rutin belediyecilik hizmetlerinin devam ettiği büyük bir köy olacak ya da büyük hizmetlerle, büyük hedeflerle, vizyon projelerle bir cazibe merkezi, bir bölge şehri haline gelecektir. Sizlerin desteğini bekliyoruz dedi. 100 yıllık geleceğinin kararını verecek. Bu kararla Malatya ya rutin, klasik belediyecilik hizmetleriyle yoluna devam ederek büyük bir köy olacak veyahut da büyük hizmetlerle, büyük hedeflerle, vizyon projelerle bir cazibe merkezi, bir bölge şehri haline gelecektir. Mimar Yaşar Köksal ve beraberindeki partililer daha sonra bir çay ocağına geçerek burada bekleyen vatandaşlarla sohbet ettiler. Büyük Birlik Partisi Malatya adaylarını açıkladığı seçim otobüsünde merkez ve ilçe adaylarının tanıtımı yapıldı. Partililer daha sonra Kuluncak, Hekimhan ve Battalgazi ilçesine giderek destek istedi. Büyük Birlik Partisi Malatya'daki belediye başkan adaylarını açıkladı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şefik Candemir olurken, Akçadağ adayı Bilal Yılmaz, Battalgazi adayı Nurettin Bükte, Darende adayı Mehmet İşleyen, Hekimhan adayı Hasan İşleyen, Doğanşehir adayı Abzuer Ölçekçi, Doğanşehir adayı Derviş Erdoğan, Kuluncak adayı Murat Boyrazoğlu, Arguvan adayı Kemal Göçer, Arapgir adayı Eyüp Torun, Kale adayı Hakan İlkılıç, Bütürge adayı Serkan Erkut, Yazıhan adayı Ramazan Keltaş ve Yeşilurt adayı Mehmet Eyüp Özcan olarak belirlendi. Aday tanıtımı ise seçim otobüsünde yapıldı. Tanıtımın ardından Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şefik Candemir, İl Başkanı İbrahim İşleyen ve adaylar Kuluncak ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. 30 Mart 2014'te yapılacak olan yerel seçimler için destek isteyen partililer daha sonra Hekimhan ve Battalgazi'de nabız yokladılar. Malatya, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonlarda 58 kilo 472 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi de tutuklandı. İki ayrı operasyonda toplam 58 kilo 472 gram esrar ele geçirildi. 9 kişi tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri Kale İlçesi Polis Sorumluluk Bölgesi'nde operasyon yaptı. Bir araç içerisinde toplam 42 kilogram 946 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek ve ticaretini yapmak suçundan haklarında tanzim edilen hakikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken 3'ü adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere serbest bırakıldı. Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda da toplam 15 kilogram 526 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı. Bingöl Ticaret Odası Malatya'ya geldi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ile makamında görüşüldü. Ziyarette karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası heyeti Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ziyarette yaptığı değerlendirmede gelişmeye ve kalkınmaya bölgesel olarak bakmak zorunda olduklarını söyledi. Gelişmeye ve kalkınmaya da bölgesel olarak bakmak zorundayız. Önümüzdeki süreçte de şehirlerin kalkınmasının yanı sıra bölgesel kalkınmayı da hedef etmemiz lazım. Bölgesel projeleri ortaya koymak lazım.
Erkoç, bölge kardeşliği ülkeyi ileriye taşıyacaktır. Bu konuda sivil toplum örgütleri ve odalara ciddi görevler düşüyor dedi. Bölgenin kalkınması ve huzuru için, istikrar için biz sivil toplum örgütleri olarak, başkanlar olarak bu işin duyarlılığındayız ve bilincindeyiz. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Çalbay ise yeni göreve gelmeleri nedeniyle bölge illerini ziyaret ettiklerini belirterek barış süreciyle birlikte Bingöl'ün ekonomik olarak iyi yolda olduğunu ifade etti. Malum bizim Bingöl belli bir yeni bir sürece girdi. Barış süreciyle beraber ekonomik olarak da farklı bir yoldayız. Bu bize de çok iş düşüyor bu konuda çevre sanayisi olarak. Ziyarette Çalbay, Erkoç'a plaket, Erkoç da Çalbay'a tepside kuru kayısı verdi. Malatya Valiliği Başarıya Doğru Projesi'nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Yardımcısı Abdülkadir Duran, öğrencileri sınava hazırlamak açısından projenin büyük bir fırsat ve katkı sunduğunu belirtti. Başarıya Doğru Projesi değerlendirme toplantısına Vali Yardımcısı Abdülkadir Duran, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, ilçe kaymakamları, ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Fırat Kalkınma Ajansı salonunda toplantı öncesi açıklama yapan Vali Yardımcısı Abdülkadir Duran, projenin 2013-2014 eğitim öğretim yılında da devam ettiğini söyledi. Kapsamda ortaokul 8. sınıflara yönelik Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeniden yapılandırılan temel eğitimde orta öğretime giriş ortak sınavına uygun olarak 4 sınav uygulanacak. Sınavlardan Türkçe, matematik, inkılap tarihi, Atatürkçülük, din, kültür ve ahlak bilgisi, fen bilgisi, yabancı dil derslerinde 20'şer soru sorulmakta olup yanlışlar doğruları götürmeyecek şekilde puanlamalar yapılmakta malumunuz olduğu üzere. Proje kapsamında ortaokul 8. sınıflara yönelik Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeniden yapılandırılan temel eğitimden orta öğretime geçiş ortak sınavına uygun olarak 4 sınav uygulanacağını ifade eden Duran, sınavlarda Türkçe, matematik, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, fen bilgisi, yabancı dil derslerinden 20'şer soru sorulacağını, yanlışlar doğruları götürmeyecek şekilde puanlamalar yapılacağını belirtti. Proje kapsamında malumunuz olduğu üzere formata uygun yetiştirme kursları hafta sonları açılmıştır. Kurslar 9 ortaokulda 2600 öğrenci, 5 lisede ve 979 öğrenci ile devam etmekte. Bu öğrencilere kitap setleri dağıtılmış olup ayrıca kendi işlerinde yıl sonuna kadar 6 sınav uygulanacaktır. Bu projenin ilimizde eğitim öğretim seviyesini arttıracağını ümit etmekteyiz. Bütün gayretimiz ve çabamız bunun için. Ve yer yer bunun sonuçlarını da alıyoruz malumunuz olduğu üzere. Eğitim başarımızda bir artışın olduğunu gözlemliyoruz. Yolda yürüyen 52 yaşındaki Ziya Şahbaz, kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Ayağından bıçaklandı. Turgut Temelli Caddesi kavşağına yakın bir yerde meydana gelen olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma da devam ediyor. Bıçakla yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. İnönü Caddesi Turgut Temelli Caddesi kavşağına yakın bir yerde meydana gelen olayda yolda yürüyen 52 yaşındaki Ziya Şahbaz, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından ayağından bıçaklandı. Esnafın 112 acil servisini aramaları üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı şahsı devlet hastanesine götürdü. Şahsın durumunun iyi olduğu belirtilirken zanlının belirlenmesi ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Sırada ilginç bir haber var. İnönü Caddesi'nde bugün köpek alarmı yaşandı. Yol ortasında koşan sevimli bir köpek sürücülere zor anlar yaşattı. Bu yetmezmiş gibi karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalar da korktu. İnönü Caddesi'nde yol ortasında koşan bir köpek hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı. Trafikte araçların peşinden koşan sahipsiz köpek İnönü Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaları da korkuttu. Uzun süre trafikte başıboş koşan ve sık sık ezilme tehlikesi atlatan sevimli yaramaz bir süre sonra gözlerden kayboldu.
Sıradaki haber herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Sosyal güvendesi olsun olmasın. Hastanelerin acil servislerinde tedavi olan hastalardan hiçbir ilave ücret alınmaması gerekiyor. Ancak bu düzenlemeye uymayan hastaneler nedeniyle yoğun şikayetler geliyor. Acil serviste ilave ücret alınmasına karşı Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ise uyarıyor. Arayın, 10 katı ceza keselim. Mevzuata göre sosyal güvenlik kapsamında olsun veya olmasın hastanelerin acil servisinde tedavi olan hastalardan hiçbir ilave ücret alınmaması gerekirken çoğu özel hastanede acil durumun sona erdiğine ilişkin taahhütname imzalatılarak ilave ücret alınması yoğun şikayetlere yol açtı. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri şikayet edildiğinde haksız alınan ilave ücretin 10 katı tutarında ceza verdiklerini belirtti. SGK yetkilileri parasız acil uygulamasından işleyişi şöyle anlattı. Herkes acile başvurabilir ama hekim muayene sonrası acil olmadığına kanaat getirdiğinde Sağlık Bakanlığı'nın yeşil alan genelgesi kapsamına sokuyoruz. Orada 12 lira katılım payı ve ilave ücret ödenmesi söz konusu. Acilde yapılan tedavilerde hiçbir ilave ücret alınamaz. Şikayet halinde ilave ücretin 10 katı tutarında para cezası uygulanır. Erkeklerde meme kanseri daha tehlikeli. Kadınlarda rastlanan meme kanseri son yıllarda erkeklerde sıklıkla görülmeye başladı. Meme büyümesi yaşayan her 3 erkekten biri tehlike altında. Erken teşhis ise hastalığa karşı büyük silah. Meme kanseri kadınlarda en çok görülen kanser türlerinden biri. Ülkemizde ve dünya genelinde oldukça yayılan jinekolojik tümörlerden 3 kat daha fazla olan meme kanseri, 8 kişiden 1 kişide görülme oranına kadar yükseldi. Kadınlarda çok yaygın görülen meme kanserinin nedeni halen kesin olarak bilinmemekte. Meme kanseri kadınlarda bu kadar artış gösterirken erkeklerde de ciddi oranda yaygınlaşmaya başladı. Uzmanlar, Amerikan Kanser Birliği'nin her yıl en az 200 binden fazla yeni meme kanseri teşhisi konulduğunu ve 40 binden fazla meme kanserli hastanın öleceğini tahmin ettiklerini söylüyorlar. Araştırmalar o kadar korkutucu ki her 3 dakikada bir kadın meme kanserine yakalanıyor ve 11 dakikada bir kadın meme kanseriyle hayatını kaybediyor. Bu kadar korkutucu sonuçlar ortadayken hala meme kanseri için kontroller düzenli yaptırılmıyor. Araştırmalara göre her 3 erkekten biri göğüs büyümesi yaşıyor. Bu da erkeklerde görülen meme kanseri oranının gitgide artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Göğüs büyümesi yaşayan erkeklerin meme kanserine yakalanma oranı çok yüksek. Meme kanseri kadınlarda sık görülmesine rağmen yılda 1500-2000 arasında erkeğin de meme kanserine yakalanacağı belirtiliyor. Her 100 erkekten biri meme kanseri. Erkeklerde meme dokusu fazla olmadığı için kanser çok çabuk yayılma gösteriyor. Erkekler meme kanseri olasılığını düşünmedikleri için teşhiste gecikme oluyor ve sonu kötü sonuçlarla bitebiliyor. Ailesinde meme kanseri olan bir erkekte de meme kanseri görülebilir. Meme kanseri ölümcül kanser türlerinden birinci sırada yer alıyor. Erken teşhis tıpkı kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de başarıyla sonuçlanabiliyor. Geç kalınmış erkek meme kanseri daha ölümcül olabiliyor. Alperen Ocakları Büyük Birlik Partisi'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu için Kongre ve Kültür Merkezi'nde program düzenleyecek. Malatya Alperen Ocakları Büyük Birlik Partisi'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu için program düzenleyecek. 21 Şubat Cuma günü Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek programa Malatyalıları davet eden Alperen Ocakları 2. Başkanı İrfan Bakan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yeterince anlaşılamadığını söyleyerek bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. Kıymetli basın mensupları, Malatya Alperen Ocakları olarak şehit liderimiz Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun yeterince anlatılamadığı, yeterince anlaşılamadığından yola çıkarak 21 Şubat Cuma günü saat 18'de Kongre Kültür Merkezimizde mütefekkir fikir ve dava adamı, tarihçi yazarımız Sayın Servet Turgut'un anlatımı ile ruh-i muhtevası ile Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlamak konulu bir konferans düzenliyoruz. Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Haberin Merkezi TV Malatya ekranlarında bugün de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte
saat 19'da güne yansıyan tüm gelişmeleri TV Malatya Ana Haber Bülteni'nde bulabilirsiniz. Mutlu akşamlar, hoşça kalın. Bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz cesaretimizi İsmet İnönü'nün bu sözünden alıyoruz. Sayın Başbakan'a bir cevap vermek lazımdır. İçeride ne yapıyordunuz? Aç polis! Aç! Abi! 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 Nereye geçiyorsun? Ya bir Malatya çakaları, ben sürelem arıyor ya.